Herkese merhaba. Sosyalizm ve geriye dönüşler konusundaki podcast dizimizde yeni bir programla karşınızdayız. Bu programımızda üretim araçlarını devletleştirmenin ötesine nasıl geçilebilir, daha doğrusu toplumsallaştırmanın biçimleri gelişkin uygulamalarına en hızlı bir biçimde nasıl sıçrama yapabiliriz? Bunun temelini asli koşulunu oluşturan meta dolaşımı ve para kullanımını nasıl sınırlar ve hızla ortadan kaldırabiliriz konusunu ele alacağız. Bu programımızın konuğu Marksist sosyolog doktor Emrah Doğan Zıraman. Emrah, hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle konuşacağımız konu aslında bu geriye dönüş süreçleri açısından tayin edici bir nokta. Meta dolaşımının olabildiğince hızlı bir biçimde sınırlandırılıp ortadan kaldırılması sorunu, geriye dönüşler sorununun tartışılması, o dinamiklerin kavranması açısından da tayin edici bir noktayı oluşturuyor biliyorsun. Çünkü meta dolaşımı, meta denilen olgunun kendisi, ona özellikle de bir değer yüklenmesi, kapitalizmi sürekli üreten, her gün üreten, yeniden üreten temel bir dinamik. Özel mülkiyet düzeninin ve kar amaçlı üretimin de arka planında yatan dinamiği bu oluşturuyor. Ve bu özelliği nedeniyle de biliyorsun sosyalizmin kendisiyle, amaçlarıyla taban tabana zıt bir kategori. Fakat tabii ki sosyalizm bir geçiş dönemi ve sosyalizmin o kapitalizmden çıkılmış haliyle birdenbire de yukarıdan emir ve kararnamelerle, yasaklamalarla, zorlamaya başvuru yöntemlerle istese de ortadan kaldıramayacağı bir mekanizmadan söz ediyoruz. Bütün bu hatırlatmaların ışığında öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Meta dolaşımını sosyalizmin inşa sürecinde mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde tasfiye edebilmenin yolu, tayin edici halkaları nereden geçiyor? Bu konuda özellikle de Robert Owen ve ütopik sosyalistlerin düşünce ve projeleri, girişimleri bizim açımızdan esinleyici bir örnek oluşturur mu? Ne düşünüyorsun bu konuda? Öncelikle teşekkürler. Bu serinin bir parçası olmak da kıymetli ve çok önemli bir tarihsel kesiti pek çok perspektiften ele alan bir podcast dizisi. O yüzden de ben bir öncelik bir teşekkürle başlayayım. Şimdi sorunun cevabına geçebilmemizin bir yolu var. Daha detaylı tartışabilmek için önce bir teoriye bir kısaca dönmemiz gerekiyor. Neden teoriye dönmemiz gerekiyor da düşüncelere dönmemiz gerekiyor? İki nedenden dolayı. Bir, bu sorularının çözüm kaynağının nerede olduğunu işaret etmesi bakımından bir dönmemiz gerekiyor. Ki bu döndüğümüz noktada bize gerçekliği tarif etmeye çalışacak. Nereye döneceğiz? Marx ve Engels'e döneceğiz. Evet. Şimdi bu yakın zamanlarda, yani son birkaç sene içinde genç devrimcilerle konuşurken onun böyle bir Marx ve Engels'e hayranlıkları üzerinden, yani bu iki insanın, iki kafanın kapitalizm analizinden tutalım da işte sosyalizme dair fikirlerini de güçlü bir şekilde üreten iki kafanın nasıl olur da geleceğe dair, sosyalist topluma dair ya da komünist topluma dair neden çok az şey söylediklerini merak ederler. Yani şey derler, yani bu iki kafa buna dair niye bir şey söylemiyor? Hakikaten değil mi? Ben de onlara şunu söylerim. Dediğiniz bir insani niyet olarak, bir düşünce olarak belki iki arkadaş, iki yoldaş kendi aralarında konuşmuşlardır ama bunu yaptıkları anda ütopyacıya dönüşürlerdi. Şimdi orada bir dururlar. Neden ütopyacıya dönüşürlerdi diye. Çünkü daha Alman ideolojisinde komünist hareketi şöyle tanımlıyorlar onlar. Mevcut durumu değiştirecek gerçek hareketin
kendisi evet. diye tanımlıyorlar. Evet. Bu yüzden evet. de onları sınırlayan şey hülyaları, hayalleri, ütopyaları değil. Yöntemin kendisi. Hı hı. Bu yüzden de Marx ve Engels hatta öyle ki bunun en çarpıcı örneği Komünist Manifesto'dur. Bunu programlarda da çok defa dile getirdiniz. Komünist Manifesto'nun tek bir düzeltmesi vardır. Komün. O da şundan dolayı 1848'in şafağında ya da komünden komüne daha varken bile Komünist Manifesto'yu yazdıkları dönemde kapitalizmin devrimle yıkılması gerektiğini, bunun araçlarının oluşturulması gerektiğini söylerlerken önlerinde hiçbir örnek yok. Evet. Ta ki komün çıkıncaya kadar. Komün çıktıktan sonra özellikle Marx Fransız üçlemesinde de bunu şey yapar ve Engels de komüne dönüp baktıklarında komünün o mevcut devlet aygıtını parçalayan bir araç olduğunu keşfettiklerinde işte derler. Aracımız evet. bu. Keza evet. Bunun ileriki tarihsel yansımasında Sovyetler ortaya çıktığında pek çok kişi ilk anda bunu söyleyeceğim şeyi ilk anda şey yapmayabilir, fark etmeyebilir. Sovyetleri Bolşevikler ya da herhangi bir parti kurmadı. İşçi, köylü ve askerler kurdu. Hatta unutma lafını, Lenin ilk başta o dönemde partisiz devrimcilikle savaş halinde olduğu için onu partisiz devrimciliğin kullanabileceği, kötü niyetli kullanabileceği bir araç olarak mesafeli davranmış. Başlangıçta Sovyet tipi örgütlenmeye muhalefet etti ama o devrimci sezgisi ve dehası nedeniyle çok kısa sürede onun önemini kavrayarak sahiplendi. Evet. O yüzden de tam da o sahiplendiği noktada kalkıp Sovyetler kurulduktan sonraki o devrim sürecinde bir noktaya geldi. Dediler ki Bolşevik Parti tüm iktidar Sovyetlere. Hemen ardından şu soru geliyor. Marx ve Engels neden bunları geleceğe dair bir şey yapmadı derken özellikle materyalist yöntemin iki özelliğinden dolayı bunu yapmadılar. Marx ve Engels geleceğe dair bir şey kaleme alsalardı ki bence ikisinin de buna dair çok ciddi yetenekleri vardı. Evet. Bilinç toplumsal varlığı belirler diye bir şeye doğru kayma ihtimalleri yüksekti. Bu yüzden ütopyacı olurlardı. İkincisi ise materyalizmin, Marksist materyalizmin temel düsturu gündelik üretim ve yeniden üretim. Bunu Alman ideolojisinde evet. çok iyi anlatırlar. 4+1 moment tarif ederler. Gündelik yeniden üretim, geçim araçlarının üretilmesi, yeni ihtiyaçların giderilmesi, neslin üretimi, bunun üzerinden birinci tarif ederler. Şimdi bu hafif bir teorik girişten sonra senin soruna geldiğimizde meta dolaşımını ortadan kaldırabilmek için meta dolaşımını, meta ilişkilerini var eden ilişkilerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Evet. evet. Burada küçük bir atıf yapacağım. Lenin'in felsefe defterlerinde Hegel'e bir atıf yapar. Benim çok yani düşündükçe her defasında beni etkileyen bir atıftır bu. Hegel der ki amaçlarıyla dış dağının kölesi durumundaki insan araçlarıyla doğaya hakim olur. Yani bizim sosyalizm dediğimiz teorik tartışmanın ama bir tarafı o kapitalist vahşetin çözümünün yolu bir araçtan geçiyor. Bu araçta eldeki koşullarla yapılır. Komün bunu denedi, 72 gün hayatta kalabildi. Sovyetler bunu denedi, yaklaşık 70 küsur yıl ayakta kalabildi ki keza bu programın bir süredir tartıştığı şey tam da bu. Geriye dönüşler neden mümkün olduğu sorusu. Bu araç neydi? Bu araç nasıl eksik kullanıldı? Bu araç nasıl geliştirilebilir? Noktasında bir tartışma. O yüzden de şuna odaklanmamız gerekiyor. Bir devrim olduğunda, sosyalizm aşamasına geldiğimizde nasıl bir aracımız olacak? Ve bu araç meta dolaşımında neye vuracak? Şimdi birincisi diyalektik olarak gittiğimizde nedir sosyalizmin diyalektik tarifi? Mülksüzlerin, mülk sahibi olanların mülkünü mülksüzleştirmesi. Kimin adına? Toplum adına. Şimdi kapitalizmde ve diğer bütün sınıflı toplumlarla devlet aracını kullandığından dolayı Marx o yüzden Marksizmin aynı zamanda ilk işaret ettiği şey siyasal erkin ele geçirilmesi. Bu da siyasal bir devrim olacağı anlamına gelir.
bir devlet mekanizması kurulacağı anlamına gelir. Bu yüzden de sosyalizmin ilk aşaması mecburen devlet aracılığıyla olur. Ama Marksist tartışmada Lenin'in ya da Marksist teoride Lenin'in en büyük katkılarından birisi Marx ve Engels'te var olan bilgiyi beraklaştırması anlamında devlet ve ihtilalde tekrar tekrar şunu vurgular. Bu öyle bir devlet olacak ki hem sınıfları doğal olarak da kendisini yok etmeye aday bir devlet olacak. Şimdi tekrar geri döndüğümüzde şuna bakmamız gerekiyor. Meta ilişkileri nereden çıkıyor ki bunu yok edebilelim? Evet. Asıl kilit soru asıl bu zaten. Asıl kilit soru bu. Şu başlangıcı biliyoruz. Bir şeyin meta olabilmesi için bir toplulukta bir kullanım değerinin fazla olması gerekiyor. Bu yetmiyor ama. Bir şeyin fazla olması yetmiyor. Kullanım değerinin değişim değerine dönüştürülmesi gerekiyor. Ama meta üretimini ve meta ilişkilerini değiştirmek ciddi bir şekilde üretim kapasitesinin ki özellikle hem Engels komünizmin ilkelerinde döne döne şey yapar ki keza da Alman ideolojisinde de vardır. Bolluk üretecek bir mekanizmanın ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu da üretimin evet. Geliştirilmesiyle gereken bir şey. Bu anlamda değişim değerini vurmanın yolu ya da değiştirmenin yolu tabi bu arada hemen bir şeyi de hatırlatmak gerekiyor. Kapitalizmin sloganı şudur. Sermayesi olana şeyini yapar. Ama sosyalizm ise herkesin emeğine göre der. Orada emek dediğimiz anlamda, ajitatif anlamda çok güzel bir kelime olmasına rağmen Marksizm anlamında emek değeri, değişim değerini üreten bir şey olduğundan dolayı orada hala değişim değerinin olduğunu da bize gösterir. O emeğin ve de ortadan kaldırılır. Marx ve Engels emeğin değeri, emeğin gerçek değeri kavramlarının kullanılmasına şiddetli bir biçimde Alman sosyal demokrasisinin program tartışmaları sırasında karşı çıkarlar. Eğer işin içine emek de dahil değer kavramını, değer kategorisini soktuğun anda o ilişki kapitalist bir ilişki, kapitalist bir sistem haline gelir. Sen buyur devam et. Bu noktada sosyalist bir devletin ilk yapması gereken şey toplumun ihtiyacına göre belirleyecek bir üretim mekanizmasını yapmak zorunda. Ki bunun ilk örneği de Sovyetler 5 yıllık plan diye bir şeyle yaptı. Bunun muazzamlığı şurada. Birincisi Marx ve Engels'in özellikle Marx'ın Kapital'de özellikle tarif açmaya çalıştığı kapitalizmin anarşik üretim tarzının bir toplumsal biçimde ya da üretim aracının değişmesiyle nasıl yok edilebileceğini bütün dünyaya kanıtladılar. Anladım. Bu anlamda planlı bir ekonomiye geçmek ve toplumun ihtiyaçlarını odaklayan bir mekanizmayı yapmak emeğin meta değerini üretmesindeki ilk büyük darbeyi zaten yaptığını da gösteren tarihsel bir örnek. Başlangıç diyorsun. Anlıyorum. Aslında senin çizdiğin bu genel çerçeveden hareketle konuda ilerlemeye çalışacak olursak ben şöyle ifadelendirme, şu yoldan ifade etmeye çalışacağım Emrah, yoldaş. Meta dolaşımının ortadan bir an önce kaldırılabilmesine için, ona son vermek için aslında toplumsal üretimin amacının değişmesi gerekiyor en başta. Eğer siz toplumsallaşmış üretimi, onun ürünlerini birilerinin mülkiyetine bırakacak, yani onların kar amacını tatmin etmek, kar hırsını tatmin etmek ve o bir türlü doymak bilmeyen hırsın yön verdiği, belirlediği çerçevede yürütmekte ısrarlı olursanız bu sistem meta üretimine ve meta dolaşımına ve her şeyi metalaştırmaya, paraya çevrilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir mekanizma biçiminde işlemeye devam eder. Meta dolaşımını ortadan kaldırmanın birinci ilk adımı şu: toplumsal üretimin amacını değiştirmek. Nedir bu? Sosyalizm zaten bu
yönüyle de kapitalizmden ayrılan temel ekonomik yapısı ve örgütlenişi itibariyle de sosyalizmin temel amacı üretimin, toplumsal üretimin amacı toplumun temel gereksinimlerinin karşılanması ve sadece de bununla yetinmemek, yani bu anlamda belirli bir dönemin düzeyi yoksulluk düzeyinde eşitlik şeklinde değil, toplumsal refah sistematik bir biçimde yükseltilmesini de o temel gereksinimlerin karşılanması amacıyla birlikte gözeten bir toplumsal üretim sistemi, mekanizması, ilişkiler sistematiği kurmaktan geçiyor. Birinci adımımız bu. Peki toplumsal üretimi, toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve refahının yükseltilmesi için inşa edebilmek istiyorsak, bunun zorunlu koşulu üretim araçlarının toplumsallaştırılması, toplumun denetimine alınması, bireylerin elinde, yani üretim araçlarının mülkiyetini bireysel mülkiyet konusu olmaktan çıkarmak gerekiyor. Çünkü üretilen ürünlere el koyma fırsatını, gücünü veren tayin edici halkayı üretim araçlarının mülkiyetinin birilerinin elinde olması oluşturuyor. Sen buna son verdiğin zaman meta üretimi toplumsal üretimin değişmez, tek ve mutlak biçimi değildir. Aslında insanlığın tarihine baktığımız zaman eski Hint topluluğunda, Güney Slav topluluklarında toplumsal kolektif üretimin geçerli olduğu, paylaşımın, bölüşümün de üretimin karakterine uygun olarak toplumun ihtiyaçları temelinde gerçekleştiği dönemleri ya da toplumsal sistemleri insanlık yaşamıştır. Meta üretimi ne zaman çıkıyor? Sınıflı toplumların sömürünün ortaya çıkmasıyla birlikte çıkıyor ve en gelişkin, en yetkin ifadesini de kapitalizmde buluyor. Kapitalizm meta üretimini kendinden önceki sınıflı toplumlardan, sömürü toplumlarından alıyor ama onu hayatın en ince noktalarına kadar nüfuz edecek ölçüde genelleştiriyor, yaygınlaştırıyor ve neoliberal dönemde gördüğümüz gibi sağlıktan, eğitimden vazgeçtik, sokağa attığımız çöpü atma hakkından tutalım, neredeyse soluduğumuz havaya kadar her şeyi metalaştırıyor. Bu sistem öyle bir sistem. Şimdi bu sistemin karşıtında yer alan bizim sistemimiz ise her şeyden önce meseleyi bir kar, bireylerin ya da belirli zümrelerin, özel toplulukların özel çıkarlarına hizmet eder olmaktan çıkardığımaya yöneldiğimiz anda biz aslında meta dolaşımının belini kırmışız demektir. Hani onu bütünüyle kaldırmak, ortadan kaldırmak anlamında söylemiyorum. Artık ondan sonra bizim bütünüyle şuna ihtiyacımız oluyor. Toplumsal üretimde herkesin, işte sosyalizm aşamasının komünizmden farkı, kapitalizmden olduğu kadar komünizmden farkı da burada ortaya çıkıyor. Herkes toplumsal üretime katkısı ölçüsünde, o üretim sürecinde harcadığı emek ölçüsünde toplumsal, toplam toplumsal üründen kendine bir pay alıyor. Ama işin kötü tarafı şu, bize bağlı olmayan, bizim ha deyince gideremeyeceğimiz, elimizde olmayan tarafı şu. Biz o bölüşümü gerçekleştirirken kullanmak durumunda kaldığımız eşit bölüşüm diyoruz ama eşitliğin kendisi yok henüz. İnsanların yetenekleri, potansiyelleri, bilgi birikimleri, sonuçta toplumsal üretim sürecinde üstlendikleri roller, ortaya koydukları emeğin yoğunluğu ve sonuçları itibariyle farklılıklar olduğu için ortaya konulan emek ölçüsünde bir bölüşüm ilişkisi de maalesef eşit olmuyor. Zaten asıl bizim herhalde bu akşam seninle derinleşmemiz gereken konu o. Peki bu eşitsizliğin başlangıçta bizim elimizde olmayan, kapitalizmden miras aldığımız bu eşitsizliklerden kaynaklanan eşitsizlikleri de
olabildiğince hızlı ortadan kaldırabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Alman ideolojisinde Marx ve Engels reddedilmeyecek biçimde şu tonumu, şu özlü tonumu yaparlar. Sınıfta toplum eşittir iş bölümü. Yalnız şimdi bir sosyoloji eğitimi almama rağmen iş bölümünün ne olduğunu ben üniversiteden mezun olduktan bayağı bir belki de bir 5-6 sene sonra fark ettim. Ben de iş bölümünü her zaman mesleklerle karıştırıyorum. Anladım. İş bölümünün ne olduğu, işin parçalara ayrılması, bazı işte biz meslek dediğimiz şey aslında bunun büyük parçaları. Evet. Ama mesleklerin kendisine detaylı indiğimizde işi ısrarla parçalara ayırmak, hı hı, ve Marx ve Engels'in özellikle vurguladığı şey bu parçalı halin mutlaklaştırılması ve bireyin o parçanın dışına çıkma çabalarının bizzat o sınıflı toplumda ücret yoluyla olur bu, bürokrasi yoluyla olur, hiyerarşi yoluyla olur, keza devlet zorluğuyla olur, zorluğuyla kimi olur, şeylerde, keza durumlarda. Kapitalde makineleşmeyi anlattığı bölümde ve finale doğru ki olan bölümde Marx sanayinin neden orduya benzediğini tam da buradan anlatır. Çok kendi çavuşları vardır, kendi ustaları vardır. Kapitalizm bunu dayatır. Fabrikayı bir hapis biçiminde kullanırlar diyor. O yüzden bu eşitsizliğin, meta ekonomisinin yarattığı eşitsizliğin bizdeki göstergesi iş bölümü. Şimdi iş bölümü nasıl kaldırılır? İş bölümü basit bir şekilde ya senin yaptığın işi ben yapayım, benim yaptığım işi sen yap biçiminde değil. Birincisi o sosyalist devlet yani mülkü toplum adına el koyan, işçi sınıfı adına el koyan ve işçi sınıfıyla birlikte özel mülkiyete el koyan devlet bir taraftan üretimle, biraz önce senin tarif ettiğin biçimde üretim ilişkilerini geliştirerek ihtiyaç, toplumun ihtiyaçlarına göre üretimi hedefleyerek üretim alanında bu değişikliği yaparken iş bölümünü de yapabilmesi için işte o en karikatür haliyle üst sef altı bir diye ayırdığımız şeyde insanın gelişiminin önünü açacak mekanizmaları ve araçları yapması gerekiyor. Bu eğitimde yapması gerekiyor, kültürde yapması gerekiyor. Evet. Becerilerini arttırması gerekiyor. Uzmanlık, evet. Uzmanlıklarını geliştirmesi gerekiyor. Bunu yeri geldiğinde zor yoluyla yapması da gerekebilir. Zordan kastım şu, elimizde sopayla değil. O anladım. Mekanizmayı kuracak bir direktifliği sağlamak. Evet. Çünkü mesela benim kişisel şeyim ki pek çok kişiden de dinledim. Bu 89 Bulgaristan'dan göçen Türklerle ilgili Türkiye'deki insanları en çok şaşırdıkları şeylerden birisi hem erkeklerin hem de kadınların inanılmaz çeşitli alanlarda yetenekli olmasıdır. Elbette şunu değiştiremeyiz. Yani bu şey anlamında muhakkak şu an bile olduğu gibi birçok insandan farklı ve yetenekleri üstün insanlar muhakkak çıkacak ama aynı ortalama gibi onlar da uçlarda yer alacak. Bizi ilgilendiren şey ortalama insandaki emek çeşitliliğini, kendisini geliştirme kapasitesini şey yapabilmek. Sen iş bölümü boyutuyla koydun meseleyi. Aslında dediğin gibi Marksist kapitalizm çözümlemesinde olsun, tabii ki onun alternatifi olarak sosyalizmin amaçları ve sosyalizmin hedefleri konusunda olsun en fazla üstüne gittikleri şeylerden birisi, olgulardan biri, hatta birincisi iş bölümüdür. İş bölümü çünkü aynı zamanda sadece toplumda bölüşüm ilişkileri alanında eşitsizlik yaratmanın temeli olmakla kalmaz. O aynı zamanda toplumda bütün eşitsizlikleri, sınıf çatışmalarının, farklılıkların da döl yatağı şeyini görür, rolünü oynar. O şey ve bu yüzden de bir aynı körelticidir. Özellikle de o iş bölümü içerisinde kendisini başka alanlarda daha özgürce hareket etme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için işte bugünün deyimiyle birikimleri ve hareket alanı olmayanları köreltici, tüketici, kendisine yabancılaşmasına, emeğine yabancılaşmasına mahkum hale getirir. Emeğinin ürünlerine yabancılaştırır emekçiyi.
Bu anlamda yabancılaşma denilen insanı insanlıktan çıkaran durumun, olgunun önünü almak açısından da iş bölümü denilen rezilliği bir an önce son vermek gerekiyor. Toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, eldeki imkanlarla, kaynaklarla toplumun ihtiyaçları ve beklentileri arasındaki optimum, en verimli dengenin kurulabilmesi için üretimin buna göre örgütlenmesi gerekiyor. Bu nedir? Planlı ekonomi. Üretimin herhangi bir işte kar duygusu gibi, bireysel çıkar gibi anarşik, üretim anarşisine yol açan bir takım temel ihtiyaçlar karşılanamazken lüks kategorisine girecek ihtiyaçlarda bolluğun yaşandığı dengesiz bir tablonun ortaya çıkmasının önüne almak da her şeyden önce eldeki toplumsal imkanlarla, kaynaklarla toplumun ihtiyaçları arasındaki en uygun, en verimli dengeyi kuracak bir planlama. Ki bu planlama aynı zamanda sadece günü kurtarmayı değil, sosyalizmin yaşaması, gelişmesi, güçlenmesi açısından geleceği de gözeten, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeten bir planlama olmak zorunda. Toplumsal refahın yükseltilmesi temelinde geleceğin ihtiyaçlarına göre de kendini konumlandıran bir planlama olmak zorunda. Ve burada eğer biz bu adımları atacaksak o zaman bütün bu şeyin başlangıç adımı bunlar oluşturuyor. Fakat öbür yandan bizim istesek de kendi irademizle bir çırpıda çözemeyeceğimiz, demin işaret ettiğimiz kapitalizmden miras kalmış insanların yetenekleri, birikimleri, toplumsal üretim sürecinde oynayabilecekleri, yerine getirebilecekleri fonksiyonlar arasındaki dengesizlikleri, eşitsizlikleri, aynı şekilde kentle kır arasındaki kafa emeği diye tanımlanan emek türleriyle kol emeği arasındaki eşitsizlikleri, dengesizlikleri bir an önce ortadan kaldıracak mekanizmaları yürürlüğe sokmamız şart. Toplumun bu eşitsiz halini, yetenekler, birikimler, eğitim, kültür düzeyleri arasındaki farklılıkları gidermek için Ekim devrimi sonrasında kurulan proletarya iktidarı çok geniş bir toplumsal aydınlanma, kültürel eğitim seferberliği yürütüyor. O kadar etkileyici, insanda hayranlık uyandıracak politikalar izleniyor ki, örneğin işçi köylü çocuklarına yüksek öğrenime devam etmeleri için, teşvik etmek için çalışanlara okul sürelerinde ve sınav sürelerinde ücretli izin veriliyor. Sadece daha uzmanlasınlar, kendilerini eğitsinler, daha ileri düzeylerde bir entelektüel, kültürel düzeye ulaşsınlar diye özel burslar veriliyor. Onların okuyabilmesi için, hani bugün Türkiye'de ve kapitalist sistemdekinin tam tersine, burada nasıl elek filtreler çalışıyor, en fazla parası olan ve en olanlar ancak eleğin nasıl üstünde kalıyorsa, oradaysa eleğin en altındakilerin bile o eleğin zirvesinde, hani eleyici mekanizmalar kurulsa elek üstünde kalacaklarla aynı düzeye, aynı imkanlara eşit ölçüde kavuşmaları için olağanüstü şeyler, destek, teşvik politikaları izleniyor. Ama bu da tabii ki ha deyince sonucunu verecek, ürün verecek bir şey değil. Bir yandan da tabii ki kapitalizmden miras kalan şöyle bir şey var yoldaş. İnsanlar eşitlik fikrine sınıf bilinçli komünistler kadar çabuk ikna olmuyorlar. Hatta onu istemiyorlar. Tabii. Toplumun yani kendisini özellikle de eğitimli sınıflar içerisinde, uzmanlık birikimine sahip olan sınıflar, tabakalar içerisinde, hani Türkiye'de çok sık karşılaştığımız benim oyumla çobanın oyu bir midir şeklinde seçkin, elitist, küçümseyici bakış açısı, hele hele toplumsal üretimin ürünlerinin paylaşımında eşitlik söz konusu olduğu zaman çok ciddi direnç biçimleri halini alıyor. Sen istesen de
Bu direnci devlet zoruyla, proletarya diktatörlüğünün kuvvetlerini kullanarak ortadan kaldıramazsın. İşte köylülüğün kolektifleştirilmesi sürecinde zengin köylüler, kulaklar, tefecilerin direnişinde bile ölçüyü kaçırıyor bizimkiler. Bayağı hala tartıştığımız ciddi sonuçlar doğuruyor. Yani şiddetle çözemezsin. O sosyalist eşitlik bilincinin toplumun genelinde hücrelere kadar nüfuz edebilmesi için de toplumda bir sosyalist bilinç ve eğitim seferberliği, bir sosyalist kültür devriminin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu da elbette zaman alan bir süreç. İyi de bu sonsuza kadar da bir böyle gitmemesi gereken bir süreç. Bizim bunu bir an önce ortadan kaldıracak adımlar da, onunla çelişecek adımlar da atmamamız gerekiyor. Mesela bu noktada ütopik sosyalistlerden hareketle onların projeleri, niyetleri bize bu konuda ne gibi çözüm yolları esinler? Onlardan nasıl yararlanabiliriz sence? Şimdi birincisi bu ütopik ve sosyalist kelimelerindeki anlamı bir yakalamamız gerekiyor. Yani Marx ve Engels neden onları ütopik dedi ama bir taraftan neden sosyalist diye kabul ettiler? Evet. Sosyalist diye kabul etmelerinin nedeni, yani Saint-Simon da bayağı Fransız burjuvalarından birisi. Evet. Owen galiba fabrikatör. Fabrikatör galiba değil, fabrikatör. Yani iş büyük şirket yöneticisi. Evet. Bu anlamda onların kendi dönemlerindeki toplumlarına karşı bir çözüm bulma amaçlarında ortaya koyduğu fikirlerdeki damarı sosyalist diyorlar. Onları ütopik olarak tarif ettikleri şey ise burada biraz önce Hegel'in lafına bir atıfına bir gönderme yapacağız. Yani amaçlarıyla ellerindeki araçlar arasında uyumsuzluk var. Amaçları sosyalist ama araçları onları ütopik kuruyor. Yani mevcut kapitalist. Emre yoldaş. Aynen katılıyorum. İzin ver, burada unutma sözünü. Tamam. Bak, Engels'ten ütopik sosyalistlerle ilgili çok anlamlı, çok kafa açıcı bir tanımı, tam da senin söylediklerini de kuvvetlendirecek şekilde okumak istiyorum. Eğer ütopyacılar ütopyacı idiyseler, bu kapitalist üretimin henüz çok az gelişmiş bulunduğu bir dönemde başka bir şey olamayacakları içindi. Eğer yeni bir toplumun öğelerini kafalarından çıkarmak zorunda kaldılarsa, bunun nedeni bu öğelerin henüz eski toplumda gözle görülür bir biçimde ortaya çıkmamalarıydı. Eğer yeni yapılarının temellerini atmak için akla başvurma durumunda kaldılarsa, bu henüz çağdaş tarihe başvuramamalarının sonucuydu. Müthiş bir özet. Yani neden ütopik bu adamlar? Ama aynı zamanda Engels özellikle onların şeylerini, tanımlarını gerçekten de geleceğin tamamen komünist örgütlenmesine götüren geçiş önlemi olarak çok büyük saygı duyuyor, değer veriyor. Buyur, sen senin sözünü kestim. Sen devam et. Estağfurullah. Tam da bundan dolayı o en başa dönecek olursak, Marx ve Engels'in geleceğe dair bir şey söylememelerinin arkasında yatan şey, mevcut koşullarda olmayan bir şeyi tahayyül etmeden uzak duruyorlar. Ama ütopikleri bizi hayran kıldıran taraf da bize şeyin ipuçlarını vermeleri. Bir tarafıyla, yani örneğin Saint-Simon herkes çalışmalı derken buradaki ütopikliği herkes çalışmalı demesi değil, birdenbire herkes çalışsın diye bir şey ortaya koyması. Onun koşulları yaratıldığı anda zaten Saint-Simon'un söylediği ütopya gerçekleşmiş olur. İnsanların başkalarına muhtaç olmadan kendi gereksinimlerini karşılayacak onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için adam bu anlamda, yoksa toplama kamplarında olduğu gibi herkes çalışmalı ya da Türkiye'de Zonguldak madenlerinde olduğu gibi mükellefiyet olarak çalışma değil. Bundan bahsetmiyorum. Onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için herkese bu imkan tanınmalı anlamında adam bunu söylüyor. Kesinlikle.
Bu noktada Owen biraz daha ilginç bir yerde. Neden Owen bir fiil denemelere girişiyor? Bunun evet. başında kooperatifler, kooperatif kurarak şey yapmaya gidiyor. Yani ilk modern kooperatif örneğini yapıyor diyelim. El birliğiyle herhangi bir hiyerarşiye koymadan yapılan bir şey. Belki pek çok genç dinleyicimiz bilmeyecektir. Bugün çocukları varsa kreş anaokuluna gönderiyorlarsa bunun yaratıcısı Owen'dır. Evet. Yani Owen burada şunu keşfediyor. Toplumsal iş bölümünde kadın ve erkek rollerinde kadına dayatılan çocuğun yetiştirilmesi, çocuğun büyütülmesi mekanizmasını toplumsal bir araç haline getirebilmek için bir mekanizma ortaya çıkıyor. Hayır, bu toplumsal bir kuru diye bir şeyi ortaya çıkartıyor. Biraz önce sen bana Owen'dan söz ederken birden aklıma şeyi geldi. Örnek olarak bunun güzel Owen'vari diyeyim. Örneğini Çernişevski'nin nasıl yapmalısında buluruz. Yani Çernişevski'nin nasıl yapmalısındaki kadın karakterin o dikim evi kurması, dikim evindeki ücretleri paylaştırması, kendisinin de bir fiil çalışması o kooperatifin evet. bir özelliği. Peki burada Owen bize neyi işaret ediyor? Yani sosyalist devrimi gerçekleştirdik, proletarya diktatörlüğünü kuruyoruz. Burada bize iki şey işaret ediyor aslında, başta Owen olmak üzere ütopyacılar. Bir, eldeki araçlarla üretimin toplumsallaşmasının araçlarını toplum bir şekilde ortaya koyar. Yani kooperatifleri ben biraz yani bizim dilimizde de güzel bir kelime olduğundan dolayı imeceye benzetirim. Evet, aynen, çok yani sosyalizmin ruhuna da uygun kavram o. Bunu şey yapabiliriz. İkincisi, işte burada Marksizmin şeyi devreye giriyor. Ütopya'ya düşmeden kendi önümüzdeki gerçekliğe bakarak hangi gerçeklikten bu bahsettiğimiz meta ekonomisini, meta ilişkilerini ve iş bölümünü kaldıracak mekanizmaları kurabilmek için de cesaretli olmamız gerekiyor. Yani bunu geleceğe şimdiden hazırlanmanın yolu, bugün hareket eden şeyleri belki siyasal anlamda bize uzak durabilir ya da siyasal anlamda bir devrimin nüvesi olmayabilir o şeyler. Oradaki ayrımı da koymak gerekir. Ama onları evet. mutlaklaştırmadan gözümüzün bir ucuyla da orada olmamız gerekiyor. Çünkü Marksizm en azından şöyle bir burjuva siyasetinden şu noktada ayrılır. Yani bugün Türkiye üzerinden örnek verelim. Yani son bir yıla bile baktığımızda en baba muhalefetin yaptığı şey gelecek perspektifi olarak iktidarın yaptığını yapmamadan öteye geçemiyor. Yapıp yapamayacaklar ayrı bir konusu. Ama komünist bir hareketin gelecek tahayyülü o komünist toplum iddiasını gerçekleştirebilecek araçları, idealleri, mekanizmaları daha şimdiden düşünmeye başlaması gerekir. Bak mesela sen şimdi kooperatif diyorsun. Engels'in sadece komünizmlerin en kararlısının dile getirilişi olarak değil, plan, yükseklik ve kaba taslak perspektif ile geleceğin komünist topluluğuna yönelik mimarlığın eksiksiz bir işlenişi olarak tanımladığı Owen'ın şu 1836-1850 yılları arasında Hampshire'da denediği Harmony Hall kolektifi deneyimi vardır. Bu deneyimde adam iki şeye esas alır. Birincisi şu: yaşa göre eşit çalışma görevi. Topluluğun bütün ürette tabii ki yaş farklarını ve onun getirdiği diğer bir takım fiziksel vesaire farklılıkları da gözeten bir şey. İkincisi ise eşit ürün hakkı. Eşit ürün hakkını karşılayacak çalışma ürünlerini, yani ihtiyaç maddelerinin neye göre paylaştırılacağını da Engels döne döne bunun önemini vurgular. Aslında metanın da paranın da ortadan kaldırılışının bir başka kilit halkasıdır. Çalışma saati, toplumsal üretime katkıda bulunulan çalışma süresi ölçütü. Tek ölçüt bu. Bu ölçüt karşılığında Owen herkese çalışma kağıt parası diye bir şey veriyor. Üretim ve tüketim kooperatifleri var. Toplumun bütün toplumsal üretiminin şeyleri o tüketim kooperatiflerine geliyor. Elinde çalıştığı toplumsal
üretime katkısı ölçüsündeki şeyi belirten bir kağıt parçasıyla gidip insanlar gereksinimlerini oradan rahatlıkla karşılayabiliyorlar. Şimdi gerçekten bir örnek vereceğim hızlıca mümkünse. Bu son birkaç sene içinde böyle ciddi cinayetlerin vesairelerin olduğu dini cemaatlerle ilgili belgeseller izledim. O belgesellerin hep başında şuna şaşırmıştım. İnsanlar akın akın gittiği dönemler var. Tam da senin söylediğin bir şekilde işte Amerika'da, Hindistan'da o dini cemaatler var. Öyle bir eşitlikçi sistem sunuyorlar ki insanlar akın akın gidiyorlar. Ve ilginçtir, bütün o pislikler, şeyler, suçlar o yapıyı kendi elleriyle meta ekonomisine soktukları anda devasa paralar kazanıyorlar çünkü hızlıca çürümeye başlıyorlar. Evet. Ve 10 yılın sonunda en baba cemaat 10 yılın sonunda kendi iş çatışmalarıyla birilerini öldürüyorlar, cinayet yapıyorlar ve kendi elleriyle mahvediyorlar onu. Ama şeyi merak etmiştim, insanlar akın akın nasıl gidiyorlar diye. Anladım. Yani şimdi bir de bak bizim şöyle geçmiş tarihsel tecrübelerden, olumlu ve olumsuz deneyimlerden, projelerden elbette bugün de hala yararlanmamız gerekiyor. Bu arada şu asıl bizim en büyük zenginliğimiz. Ne tek başına günümüzün kooperatifleri, ne geçmiş kooperatif deneyimleri, ne ovuncu projeler. Asıl biz 21. yüzyılda insanlığın toplumsal üretici güçleri öylesine yüksek bir gelişme düzeyine gelmiş durumda ki toplumun ihtiyaçlarını hiçbir sıkıntı yaşanmadan bolluğu yaratacak şekilde fazlasıyla karşılayabileceğimiz gibi toplumsal refahı da sistematik bir biçimde ve tempolu bir biçimde yükseltebilecek kadar gelişkin bir üretici güçler düzeyindeyiz. Bilim ve teknolojideki gelişme buraya kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla biz aslında bu imkanı, temeldeki bu imkanı şu temel öncüllerden kopmamak koşuluyla kooperatif, yardımlaşma kurumları, işte tüketim sandıkları vesaire vesaire gibi değişik işte imece örgütlenmeleri, gönüllü çalışma seferberlikleri vesaire gibi mekanizmalar bütünlüğüyle ete kemiğe büründürebiliriz. Nedir gözden kaçırmamamız gereken şey? Birincisi şu. Üretim araçlarının toplumun mülkiyeti haline getirmek perspektifinden ve zorunluluğundan kopmamak. İki, bunu gerçekleştirmenin temel aracı olarak merkezi iktidar sorununun tayin edici rolünü gözden kaçırmamak. Eğer biz bu ikisini bir kenara bırakarak işte kooperatifler, dayanışma mekanizmaları, ne bileyim işte imece örgütlenmeleri, yılın belli zamanlarında yapılmış kolektif çalışma seferberlikleriyle falan en fazla bununla sosyalist olduğumuzu ya da sosyalist bir örnek yarattığımızı iddia etmeye kalkarsak hem kendimizi aldatmış oluruz, mastürbasyon yapmış oluruz, hem de aslında farkına varmadan nesnel olarak düzeltilmiş bir kapitalizm hayalini yaymış oluruz. Biz bu sistemle köklü bir biçimde siyasal ve ekonomik olarak hesaplaşmadığımız sürece bunları hayata geçiremeyiz. Ama bu hesaplaşmayı yaparsak da bugünün insanlığın toplumsal üretici güçleri, bilim ve teknolojinin bize sunduğu imkanlar sosyalizmin amaçlarına çok hızlı bir biçimde daha ilerlememizi meta dolaşımı denilen lanetli mekanizmayı olabildiğince hızla ortadan kaldırmamızı mümkün kılıyor. Sadece insanların bütün temel ihtiyaçlarını toplumsal üretime kattıkları çalışma süresi zaman bakımından ölçen eşitsizlikleri de hızla ortadan kaldıracak bir sistem kurabiliriz diyorum. Yoldaş, ne güzel konuşuyorduk ama süre engelimiz geldi, kendini dayattı. Önümüzdeki başka programlarda, başka başlıklar altında yeniden buluşmak üzere. Hoşça kal. Katkını diyorum. Katkıların için, bu programa kattığın canlılık için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim yoldaş. Dinleyicilerimize teşekkür ederim.